İsmail Saymaz, 7 Ocak 2022, Halk TV.com.tr İBB'deki İbdaceliler İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği 8 mülkiye müfettişi 4 Ocak'tan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sıkı bir inceleme yürütüyor dört ayaklı bir teftiş yapılıyor. Resmi yazıya göre 1 Ocak 2019'dan itibaren yapılan bütün ihalelere doğrudan temin işlemlerine, ruhsatlandırmalara, personel alımlarına ilişkin bilgi ve belgelerin 14 Ocak'a kadar gönderilmesi isteniyor. Özellikle yasa dışı örgütlerle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilenlerin işe alınıp alınmadığı üzerinde duruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teftişin gerekçelerini açıklarken şu soruyu yöneltmişti. PKK ile iltisaklı birini alırsanız bu normal mi? Değil. Asla değil. Peki İbdaca ile iltisaklı birisini almak normal mi? Soylu devam ediyor. İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz. İgdaş, doğalgaz, çocuklarımızın geldiği parklara adam alıyorsunuz. Bunların hepsi güvenlik, sağlık ve birçok açıdan önemlidir ve biz devlet olarak takip etmek zorundayız. Haklı Peki İbdaca ile iltisaklı RAVHK 2018'de İstanbul Belediyesi'nde işe girerken neden takip edilmedi? Üstelik bu çalışanlar sabıkalıydılar. Ferman gibi uzadıkça uzayan adli sicil kayıtlarında hangi suçlara karıştıkları yazıyordu. Suçları mı? Bir yılda 10 bombalı saldırı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde 31 Aralık 2000'de yılbaşına 15 dakika kala bir merdiven boşluğunda el yapımı boru tipi bomba patladı. Neyse ki can kaybı meydana gelmedi. Fakat 10 kişi yaralandı. Boru tipi bombalı saldırılar 2001 yılı boyunca devam etti. Sarıyer'de limuzinin altına, Beşiktaş'ta gece kulübünün bahçe duvarına, bir birahanenin masasına bırakılan bombalar patlamadı. Fakat Fatih'te ATM'ye ve McDonald's'ın önüne, emin önünde Türkiye Diyanet Vakfı'nın kapısına ve bir otel girişine, Ortaköy'de telefoncuya, Beşiktaş'ta Doğan Müziği'ye bırakılan bombalar patladı. Maddi hasar yaşandı. İddianameye göre bu saldırılar İbdaca'ya bağlı 4 kişilik eylem hücresi tarafından gerçekleştirildi. Hücrenin lideri Akın Kod adlı İD'ydi. İD aynı mahalleden MT, HK ve RA'yı örgüte kazandırdı. Bombaları bizzat İD hazırlıyordu. Diğer üçü eylemlerde gözcülük yapıyordu. Dört sanık emniyette alınan ifadelerinde tüm suçlamaları kabul etti. Ancak savcılıkta ve hakim karşısında ifadelerini değiştirdiler, işkence gördüklerini iddia ettiler. Bombalı saldırıya katıldıkları suçlamasını reddettiler. HK savcılıkta bu örgüte sempati duyduğum bir gerçektir dedi. Hakim karşısında ise arkadaşlar İBDACE konusunda bir şeyler anlatıyordu, ben fikir beyan etmiyordum. İD bana yeni nizam dergisi veriyordu, okuyup kendisine geri veriyordum diye konuştu mahkemede bu ifadelerini reddetti. R.A.'ya gelince, savcılıkta bir iki aydır örgütle ilgili iki üç dergi okudum. Dergilerden etkilenerek biraz sempati duymaya başladım, dedi. Hakim karşısında iki aydan beri örgütün düşüncelerine sempati duyuyorum, diye konuştu. Mahkemede ise İbdacı'yı tanımam, politikasını bilmem, evimde üç dört dergi bulunmuştur. Aldım ama okuyamadım, dedi. 4 kişiye anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, örgüt üyeliği ve patlayıcı madde atma suçlarından İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 25 Nisan 2008'de bitti. HK'ya örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, 7 bombalı saldırıya katılmaktan ötürü 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplam 10 yıl. RA'ya da örgüt üyeliği ve 5 bombalı saldırıya katılmaktan toplam 8 yıl 4 ay İki sanık 29 Aralık 2001'den 19 Haziran 2006'ya kadar tutuklu kaldı. Karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2010'da onandı. Denebilir ki Türkiye'de 2000 yılı itibariyle işkence hala bir sorgu yöntemi olarak kullanılıyordu. Emniyet ifadesi dışında bir kanıt bulunmadığını dikkate alarak ceza alsalar bile suçlamalara ihtiyatlı yaklaşıyorum. Ancak İbdace'ye sempati besledikleri pek hala anlaşılıyor. Açık kaynak taraması da sempatiyi kanıtlıyor. HK ve RA'nın 2014 yılında İbdace'nin çıkardığı Baran dergisinin toplantısına katıldığı görülüyor. Dergide okurumuz diye takdim edilen RA, İbdacelileri kastederken camiamız ifadesini kullanıyor. Bu irtibat ve iltisak değilse nedir? Aynı davadan ceza alan, aynı cezaevinde yatan HK ve RA, 2018 yılında birkaç ay arayla İstanbul Belediyesi'nde işe girdi. RA 12 Temmuz 2018'de, HK ise 1 Aralık 2018'de kadroya alındı. Kamuda 50'nin üzerinde işçi çalıştıran kurum ve kuruluşların %2 oranında eski hükümlü çalıştırması hükmü 2 ibdaceli için işletildi. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorlar. Biri sürücü, diğeri beden işçisi. İki İbdaceli'nin İstanbul Belediyesi'nde işe alınması bir istisna olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü İstanbul Belediyesi'nin 2018'de hazırladığı STK Okul Yurt Faaliyet Raporu'nda belediyenin hizmet verdiği ve kaynak aktardığı yandaş kuruluşlar arasında İbdaca Yanlısı Kökler Derneği de var. Ben RA ve HK'nın bugün eski eylem, düşünce ve görüşlerini değiştirmiş olmaları ihtimalini yok saymıyorum. Olabilir. Zaten yargılamanın amacı bireyi topluma kazandırmak değil midir? Şiddet eylemine katılmadıkları ve terör propagandası yapmadıkları sürece hayatlarını kurmalarına yardımcı olunmalı diye düşünüyorum. İtirazım iktidarın çifte standardına. İbdaca üyeliğinden ve bombalı saldırılara katılmaktan ceza alan iki kişi İstanbul Belediyesi'ne girince ne oluyor diye telefon bile açılmazken yalnızca bir yıl sonra sabıkası bulunmayan beş gazsalın kadroya alınması üzerine müfettiş ordusu gönderiliyor. İbda Celilerin 2-3 sayfalık adli sicil kayıtlarına gözünü kapatanlar, İstanbul Belediyesi'nin erişemeyeceği istihbarat fişleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'na hesap soruyor. Bir gazsalın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yaptığı 1000 TL'lik bağış örgüte yardıma sokuluyor da İstanbul Belediyesi'nin İbda İbdace'nin Kökler Derneği'ne kaynak aktarması STK faaliyetine destek sayılıyor. Bu çifte standart değil midir? İmamoğlu'nu terör soruşturmasıyla ilişkilendirip belediyeye çökmek için 24 Haziran 2019'dan sonra işe girenlerin fişleri arşivden indiriliyor. Fişi yok mu? Aile albümünde terörist görümceler, darbeci kayınçolar aranıyor. Hiç mi iltisak ve irtibat bulunamadı? Twitter var. Bugünden geriye doğru kanıt avına çıkılıyor. Bakan Soylu itirazlar karşısında bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, terörle mücadeleyle işimiz var diyor. Eğer öyleyse bu teftiş 2019 yılı ve sonrasıyla sınırlı kalmasın. Müfettişlerin eli değmişken hiç değilse 2014 ve sonrası da incelensin. Kaç ibdaceli, aranan Sivas katliamı sanığı ve FETÖ'cü işe alındı bilelim. Belediyeden ne kadar kaynak aktarıldı öğrenelim. İsmail Saymaz